Maalesef ve maalesef yenen zehirli ya da öldürücü türleri birbirinden ayırt etmek için hiçbir geçerli metot, teknik, püf noktası, kısa yol gibi bir şey yok. Mantarı bilimsel bir netlikle tanımlayıp güncel bir kaynaktan yenebilirliğini kontrol etmiyorsanız, kulaktan dolma bilgilerle mantar tüketiyorsanız maalesef zehirlenme şansınız çok yüksek. Nerede şu mantarım? Ama çok da güzelmiş fotoğraf için. Ben de bir tane çekeyim ya. Yağışların artması ve mantarların da bu kadar çok olması, özellikle son dönemlerde sosyal medyada da mantar gruplarının artması, mantar toplamaya olan ilginin artmasıyla birlikte çok fazla arttı. Dağ taş insan dolu neredeyse. Yani gerek ekonomik açıdan gerek spor olarak mantar toplamaya gidiyorlar. Ancak bu da karşımıza neyi çıkartıyor? Riskli, zehirli mantarları tanımadan, fotoğraflarla tanıyarak toplayıp zehirlenmeye yol açmasını sebep olabiliyor. Bu anlamda en büyük sorun insanların mantarları tanımadan, bilmeden, işte komşum söyledi, köylü tanıyor, işte o dediğim, bahsettiğim sosyal medya gruplarına fotoğraf göndererek oradaki insanların da bu yenir, evet biz kızartıp yedik, evet yumurta kırıp yiyin tavsiyelerine uyarak yemelerinden de kaynaklanıyor. En önemli şey mantarları %100 tanımadan tüketmemek, mantarları toplarken mutlaka bir uzman yardımıyla toplamak, uzman gözetiminde toplamak eğer tüketeceksek. Hani hobi amaçlı fotoğraf çekebiliriz, onları gözlemleyebiliriz. Ancak tüketmeyi düşünüyorsak mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekiyor. Aha, bayağı var. Halkımız genelde şu şekilde düşünüyor. İşte zehirli mantar eğer sütte kaynatılırsa zehri gider, kurutulursa zehri gider. Mantarı eğer sümüklü böcek yediyse ya da kurtlar yediyse o mantar zehirli değildir. İşte mantarı gümüş kaşıkla kaynatırsak ve kaşık kararırsa zehirli, ancak kaşık kararmazsa zehirsiz. İşte zehirli mantarla zehirli olmayan mantar yan yana yetişmez. Halbuki aynı ortamda da yetişiyorlar gibi birçok doğru bilinen yanlışlara sahipler. Bu anlamda bunlar tabii ki mantar zehirlenmeleri riskini arttırıyor. Mantarın da şakası yok. Yani çok zehirli mantarlar çok güzel kokulu ve çok lezzetli olabilirler. Çok zehirli mantarlar salyangozlar ve diğer canlılar tarafından sevilerek tüketilir. Onlar için toksit değil, ancak bizim için öldürücü olabiliyor. Ve hiçbir şekilde mantar kurutularak, kaynatılarak, ayranla içilerek, yiyerek ya da sütte kaynatılarak zehri giderilmez. Şimdi buluruz yaralar. Ama arzu ederseniz. Bu taraflarda, bu arzan mantarlarında. Sadece şey de var.